31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından mazbatamızı alır almaz kolları sıvadık, Bornova hepimizin sloganıyla Bornova için hayalini kurduğumuz projeleri hayata geçirmeye başladık. Bu birliktelik, bu bütünlük Bornova'ya büyük bir sinerji kazandıracak. Dürüstlüğü ilke edindik, yenilikçi, dinamik, akılcı, tutumlu, hızlı ve etkin bir yönetim anlayışı sergilemeye özen gösterdik. Yüzümüzden tebessümü, kalbimizden Bornova aşkını hiç eksik etmedik. İlk yatırımı takım arkadaşlarımıza yaptık. Toplu iş sözleşmeleriyle tüm statülerdeki personelimizin ücret ve özlük haklarını iyileştirdik. Özellikle ciddi mağduriyet yaşayan 1500 Borbel Anonim Şirketi personelimize %26 toplu iş sözleşmesi zammı uyguladık. Belgem'de yarı zamanlı çalışan 37 öğretmenimizi tam zamanlı sisteme geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz bize sağladığınız imkanlar için. Temizlik ve fen işleri çalışanlarımızın toplu iş sözleşmelerinden doğan farklarını vererek yıllardır çözülemeyen sorunu ortadan kaldırdık. Türkiye'de ses getiren örnek bir projeye imza attık. Kiralama yönteminden satın alma modeline geçtik. 105 yeni araç ve iş makinesi aldık. Yıllık 50 milyon tasarruf ederek yeni yatırımlar için kaynak oluşturduk. Biz 15 yıl kira ödemeyeceğiz. Bir sene sonra bu araçlar hepsi Bornova iadesinin. Bu olağanüstü girişimi nedeniyle ve bu iradesi nedeniyle sevgili Mustafa Başkan'ı bütün kalbimle kutluyorum. Helal olsun. Özkanlar Pazarı'nı yeni yerinde yeniden hizmete açtık. Üstelik haftanın sadece bir günü değil, 5 günü yaşayan bir pazar hayata geçirdik. Beşi bir yerde yeni Bornova Özkanlar Pazarı'yla halkın ve esnafın 2 yıldır en büyük sorunlarından birini iş bitirici anlayışla çözüme kavuşturduk. Tezgah satışlarından elde ettiğimiz gelirle sınav dershanesi ve iş bankası binalarını satın aldık, telekom binasını kiraladık, böylece hizmet binası ihtiyacımızı ortadan kaldırdık. İnönü ve Atatürk Mahallesi Karapilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman pazar yerlerini halkımızın hizmetine sunduk. Çınarlarımız her zaman başımızın tacı. 60 yaş ve üstü büyüklerimiz için sağlıklı yaş alma merkezi açtık. Özel aktivitelerle sosyal yaşamlarına katkı sağlıyoruz. Altındağ Serintepe Parkı içerisindeki metruk binayı halkın yararlanabileceği çok amaçlı aktivite merkezine dönüştürdük. Mevcut parkaysa yeni spor aletleri, banklar ekleyip baştan aşağı yeniledik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla modern mimariye sahip taziye evleri yapıyoruz. 45 mahallemizin muhtarlık binalarını büyütüp eskisinden daha kullanışlı hale getiriyoruz. Kayadibi Meydanı'ndaki 300 metrekarelik alanı yerel üretici pazarı, düğün, nişan gibi özel günlerle iftar yemeklerinde kullanılmak üzere kapalı hale getirdik. Belediyemize aldığımız taşınırların güvenli bir şekilde korunması ve sistemli dağıtımı için 5000 metrekarelik depo alanı oluşturduk. 93 bin metrekare asfalt döktük, 121 bin metrekare beton yol yaptık, 80 bin metrekare parke taş döşedik. Can dostlarımızın her zaman yanındayız. Pınarbaşı'ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kendi imkanlarımızla hem baştan aşağı yeniliyor hem de daha fazla can dostumuzu koruma altına almak için kapasitesini arttırıyoruz. Büyük parka yaptığımız 400 metrekarelik Can Dostlar Parkuru'nda onların gönüllerince koşup oynayabilmelerine olanak sağladık. Finansal müdahalelerimizle belediyemize yeni kaynaklar oluşturduk. Yeni hizmet binaları satın aldık. Aldığımız 43 tapuyla satarak değil alarak büyüyen belediyeciliğin en güzel örneğini verdik. Böylece belediyenin mal varlığını arttırdık, değerine değer kattık. Açtığımız yeni Bornova Özkanlar pazar yerindeki tezgahlardan elde ettiğimiz gelirle Kampüs Bornova projemiz için Türk Telekom binasını kiralayıp tadilatını yaptık. Böylece giderlerimiz için kaynağı yeni gelirlerimizden oluşturduk. Proaktif yönetim anlayışımız ve finansal öngörülerimiz sayesinde İzmir'in borçsuz belediyesi olmanın gururunu yaşadık. Koronavirüs sürecinde gelirlerimizin düşmesine karşın kuvvetli mali yapımızla önümüzdeki bir yıl boyunca tüm ödemelerimizi aksatmadan yapabilecek güçteyiz. Yerel Yönetim Üniversite İşbirliği ile akademik bir çalıştay düzenledik. Vizyon çalıştayında Bornova'mızın temel sorun ve beklentilerini masaya yatırdık, alınan kararları bir bir uygulamaya başladık. Mahalle gezileriyle her bir Bornovalıyı tek tek dinliyor, sorunları yerinde tespit ediyoruz.
Protein Zinciri projemizle 2000 aileye ayda bir 5'er kilo mercimek, nohut, kuru fasulye dağıtıyoruz. Sanayi siteleriyle kol kola girdik. Hurda araçlar sorununu Anjiyo projesiyle çözdük. Bornova sokaklarını hurda araçlardan temizliyoruz. Satın aldığımız 2 adet ULV ilaçlama makinesiyle mahalle mahalle ilaçlama yapıp uçan haşerelerle mücadele ediyoruz. Asli görevlerimizin yatırımlarını da büyük oranda arttırdık. 15 parkı yeniledik, 92 parka spor aletleri ekledik, 454 oturma grubu montajladık. Güzel Bornova'mızın dört bir yanını Manolya'dan Akasya'ya, ıhlamurdan Turunç'a güzel kokulu ağaçlarla renklendirdik. Yeniden Yeşil Bornova için şimdiden Bornova'ya 5000 fidan diktik. Ödüllü projemizde Bornova'da istihdamı arttırdık. Yılın Vizyon Projesi ödülünü alan Altın Bilezik projemizde meslek kursları düzenliyor, online iş görüşmeleri sağlıyoruz. Böylece işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Üretici Kadın Kooperatifimize destek verdik, Evka 3'teki mutfak atölyemizde gıda üretimlerini yapmalarına, el emeği göz nuru ürünlerini pazar yerlerimizde satabilmelerine imkan sağladık. Özel bireylerimizle iletişim konusunda fark yarattık. Hayata geçirdiğimiz işte fark yaratıyoruz projemizde, Down sendromlu gençlerimize mesleki eğitim vererek hem istihdamlarına katkıda bulunuyor hem de iletişim konusunda farkındalık yaratıyoruz. Yeşilova Hüyü Ziyaretçi Merkezimiz artık kırmızı bayraklı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz İzmir projesi kapsamında kırmızı bayrak almaya hak kazandık. Türkiye'de yılın en iyi vizyon projesi seçilen dijital sınıfı açtık. Bornova'daki 40 bin ortaokul, lise ve mezun öğrencimize online eğitim desteği veriyoruz. Hatta 5 ile 12. sınıflar arasını kapsayan eğitim desteğimizi 1. sınıftan itibaren vermeye başlıyoruz. Ayrıca LGS 2020'de belgen ve dijital sınıftan yararlanan öğrencilerimizin 25'i %1'lik dilimin içinde yer alarak gururumuz oldu. Güvenli Aile projemizle eğitim için Bornova'ya gelen gençleri ikinci bir yuva sahibi yapıyoruz. Gönüllü Bornovalılar öğrencileri eğitim hayatları süresince evlerinde misafir ediyor. Gençlik merkezimizi yeniledik. Profesör Doktor Türkel Minibaş Gençlik Merkezi Altın Bilezik Projesi ile birlikte Gençlik ve Kariyer Merkezi'ne dönüştü. Yaşar Üniversitesi'nin arkasındaki 300 yıllık bina ile Erzene ve Ergene mahallelerindeki 3 tarihi binayı restore edip kent kültürüne yaşayan mekanlar kazandırıyoruz. Bornova'da ilk kez İzmir'in en uzun süreli ve en geniş katılımlı kitap fuarını açtık. Bornova Kitap Günleri'nde yazarlarla okurlarını buluşturduk. Bornova'mıza özgü Bornova misket üzümü ve kınalı Bornova bamyasının coğrafi işaret tescili sürecinde sona geldik. Ayrıca üretimlerini yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Tarımı geliştirme çalışmalarımız kapsamında Yaka Mahallesi'ndeki 20 dönümlük araziye doğal tarım çiftliği yaptık. Bornova'da arıcılığın gelişmesi için her türlü desteği veriyoruz. Arıcılık eğitimlerimizi tamamlayan yeni arıcılara Kayadibi Köyü'nde verdiğimiz pratik eğitimin ardından kendi ballarını üretmeleri için kovan hediye ediyoruz. Ayrıca geniş ürün yelpazesine sahip kentimizin tarımsal değerlerini Bornovam adıyla marka haline getiriyoruz. Bölgesel amatörlük maçlarına ev sahipliği yapan Yusuf Tırpancı sahamızda tribünlerin tamamını kapalı hale getirdik, yeni soyunma odaları yaptık. Saha sayısını da 3'e çıkarıyoruz. Şu anda koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmiş olsa da Bornova Belediyespor basketbol takımımız kurduğumuz yeni ekiple ligde iyi bir sıralama yakaladı. Voleybol kız takımımızsa bölgesel ligde İzmir şampiyonu olarak 2. lige yükseldi. Bornova'mızın profesyonel liglerde mücadele eden bir takıma sahip olması yolunda önemli bir işbirliğine öncülük ettik. Altay Spor Kulübü ile Bornova Yeşilova Spor'u bir araya getirdik. İzmir'in Siyah Beyazlı Kulübü Bornova temsilcisine genç oyuncularıyla destek verecek. Bürokratik belediye düşüncesinden uzak, daha çağdaş, yeni nesil dijital dünyayla daha adapte bir belediyeye dönüşüyoruz.
belediyemizin web sitesi üzerinden imar durumu ve vergi borcu sorgulanıp ödemeye kadar belediye hizmetlerinin büyük bir bölümü yapılabiliyor. Güncellediğimiz mobil uygulamamız sayesinde şikayetleri anında alıyor, en kısa sürede çözüm üretiyoruz. Sosyal medyada İzmir ilçe belediyeleri arasındaki açık ara liderliğimizi koruyoruz. Türkiye genelinde belediyemiz Facebook'ta 7. sırada. Peki dünyayı sarsan korona günlerinde yeni normal sürecine kadar neler yaptık? Omuz omuza verdik, 24 saat Bornovalıların yanında olduk. Hızla nakit akışımızı güncelledik, tasarruf tedbirleri aldık. 45 mahallemizi düzenli olarak dezenfekte ettik. 3 vardiya 7 gün 24 saat durmadık, çöp topladık. İlin değdiği her yeri, taksi ve dolmuşları, cami, cemevi ve kiliseleri dezenfekte ettik. 20.500 gıda yardım paketi, 50.000 ekmek ve gevrek dağıttık. Ramazan'da 30.000 haneye sıcak yemek ulaştırdık. 5.000 esnafa hijyen seti, 10 ton mama dağıttık. 65 yaş üstü Bornovalıların alışverişlerini yaptık, vergilerini evlerinden tahsil ettik. Mobil vergi aracımızla vatandaşlarımızın ayağına gittik. Askıda Reçete Bornova kampanyamızla 2000 vatandaşımızın ilaç borcunu kapattık. Aldığımız makineyle günde 30.000 maske, su borularından 4.500 siperlik, pazar yerleri ve yoğun bölgelere 50 dezenfeksiyon tüneli ürettik. Sağlıklı yaşanma merkezimizi sağlık çalışanlarının konaklayabilmesi, Atatürk Spor Kompleksini de gerekirse pandemi tedavisi için uygun hale getirdik. Bornova'daki hastanelere maske ve test kabini yardımı yaptık. Tüm sağlık ocaklarına triyaj çadırı kurduk. Psikolojik destek attı, kadın danışma attı, açık havada spor kursları. Naldokent, Kızılay ve Altındağ merkez pazar yerlerini halkımızın hizmetine sunacağız. Sağlıklı gelecek nesiller için çam dibine kapalı yüzme havuzu yapacağız. Yeniden işler duruma getirdiğimiz beton santraliyle kendi betonumuzun üretimine başladık. Şimdi de kendi asfaltımızı üretmeye başlayıp tüm Bornova'nın yollarını asfaltlayacağız. Öğütme makinemizi aktif hale getirdik, kendi gübremizi üretmeye başladık. Bornova'da faaliyet gösteren 700'e yakın sivil toplum kuruluşunun en büyük sorunlarından biri olan bina ve toplantı salonu ihtiyacını karşılayacağımız sivil toplum kuruluşları yerleşkesi için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmalar başladı. Yerleşkede yer alacak STK'larla protokolleri imzalamaya başladık. Mobil belediye aracını halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşımızın ayağına giden belediyecilik anlayışıyla belediye hizmetlerini mahalle mahalle yerinde vereceğiz. Bornovalı iş adamlarının ve esnafımızın işlerini kolaylaştırmak için Bornova'ya üyelerinin %20'sinin Bornova'da olduğu İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası'nın şubelerini açacağız. Bornovalı kadınlar sosyal yaşamın içinde daha fazla yer alsın diye çocuklar için gündüz bakım evlerinin sayısını arttıracağız. Hızlı ve etkin hizmet için belediye birimlerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Belediyemize kazandırdığımız ana hizmet binamızın hemen yanındaki Türk Telekom binasında yenileme çalışmalarını tamamladık. Pek çok birimimiz bu ay içerisinde yeni yerinde olacak. Ayrıca yakın zamanda satın aldığımız İş Bankası binasında da hizmet vermeye başlayacağız. Satın aldığımız Bornova merkezdeki sınav dershanesi binasıyla belgemi büyüteceğiz. Ayrıca işini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için de aynı binada yabancı dil eğitimleri vereceğiz. Bornova'mızın sembollerinden şehir stadını 24 saat yaşayan bir spor ve yaşam merkezi haline dönüştüreceğiz. Belediyemize ait kültür merkezi ve sosyal tesislerdeki az kullanılan alanları spor salonları olarak değerlendireceğiz. Çamdibi Şehiter Adem Bileloğlu Tesisleri, Atatürk Mahallesi Doktor Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ve Doğanlar Profesör Doktor Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nin içinde bulunan atıl alanları gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik fitness, pilates ve hareket eğitimi salonlarına dönüştüreceğiz. Habitat'la yaptığımız işbirliğiyle dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon markalarını Bornova'da ağırlayacağız. Türkiye ve Orta Doğu temsilcilikleri artık Bornova'da olacak. Ayrıca teknoloji ve inovasyon konusunda Bornovalılara eğitim vereceğiz.
İzmir Ticaret Borsası'nın Tarım Teknoloji Merkezi projesinde birlikte yol yürüyeceğiz. Yakın zamanda tarım konusunda birçok önceliği Bornova'da başlatacağız. Bornova'daki 24 dönümlük arazi üzerinde yapılacak düzenlemelerin ardından yılın 365 günü açık, içerisinde kurbanlık satışı, kesim alanları, soğuk hava depoları ve sosyal alanların yer alacağı entegre bir hayvan satış tesisi yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gökdere mahallemizde projelendirdiği hayvan barınağının temelleri atıldı. 20 milyon lira bütçeli projeyle can dostlarımız daha güvenli bir hayata merhaba diyecek. Bundan sonra da Bornovalı her sorununda belediyesini yanı başında görmeye devam edecek. Projelerini son yıla saklayan değil, her yıl çalışan belediye olacağız. Kaynağı içinde projelerle güçlü belediye ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Söz verdik, Bornova'yı büyüteceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.